Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok önemli bir konu işleyeceğiz arkadaşlar. Roman konusunu öğreneceğiz. AYT edebiyat sorularında da yani üniversite sınavında da bu konudan en az bir ya da iki soru gelebiliyor. Dünya edebiyatına romana bakacağız. Tanzimat döneminde, Sertifünun döneminde ve Milli Edebiyat döneminde romanı en ince detaylarıyla yani sınavda çıkabilecek şekliyle Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde 10. sınıf sınavlarınızda en iyi not alacağınız şekilde anlatacağız detaylı bir şekilde. Ardından da tabii ki bu konunun ÖSYM'de nasıl geldiğini yani üniversite sınavlarında AYT'de nasıl geldiğini değineceğiz. Ve konu sonrasında bu roman konusunu cebinize yerleştirmiş olacaksınız inşallah. Aralık programdayız hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hemen arkamıza yaslanalım ve videomuza başlayalım. Dünya edebiyatına romana baktığımızda roman türü Avrupa'da sözlü edebiyatta destan türünün geçirdiği değişimin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani esas ilk başlarda destan var. Destandan bizde halk hikayelerine geçecek. Hatta arada Dede Korkut var. Ardından da romana geçecek. Avrupa'da ise destandan direkt romana bir geçiş var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Dünya edebiyatında romana benzeyen ilk eser Fransız yazar Rabelais tarafından yazılan Gargantua adlı eser arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde Cervantes'in yazdığı Don Quixote'da modern bir roman olarak kabul ediliyor. Bu ikisinden bilhassa Cervantes'in Don Quixote'u üniversite sınavında sorulmuş. Roman türünün tarihsel gelişmene baktığımızda Madame de Lafayette, Princess de Clis isimli ilk psikolojik romanlardan birini yazacak. Psikolojik roman türünün ilk örneği. Yine bizde mesela ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül bunu ÖSYM soruyor ama bunu daha hiç sormamış. Yine aynı şekilde Daniel Defoe, Robinson Cruz, Jonathan Swift, Gülüver'in gezileri önemli romanlar. 19. yüzyıla baktığımızda romantizm yani duyguları esere katmak ve realizm esere duygularını katmayıp olanı olduğu gibi gerçekçi bir şekilde vermek dediğimiz akımlar sayesinde roman artık çok ünlü oluyor. Hatta mesela... Şöyle düşünün, hani masallarda böyle iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve veya Türk filmlerinde iyiler kazanır, kötüler hep kaybeder. Bunu hep bilirsiniz. Ama dünya edebiyatında ilk defa realizm sayesinde iyilerin de kaybedebileceği veya hatta iyilerin içinde kötülük olabileceği anlatılıyor. Hatta mesela bizim edebiyatımızda batılı anlamda ilk gerçekçi roman kabul edilen Halil Ziya Şaklıgil'in eserlerine bakalım. Mesela Aşk Memnu okumasanız bile mutlaka dizisini 500 kez yayınlandığı için izlemişsinizdir. Aşk Memnu'da ne oluyor? Bihter iyi mi? Kötü mü? Kazandı mı kaybetti mi? Behlül iyi mi? Kötü mü? Kazandı mı kaybetti mi? Adnan Bey iyi mi? Kötü mü? Kazandı mı kaybetti mi? İşte tam bir realist roman yani gerçek roman. Masal gibi bitmiyor sonu. İşte bu tarz romanlar bu tarz eserler sayesinde roman türü patlayacak. Rusya'da Turgenev, Dostoyevski, Tolstoy, Fransa'da Balzac, Flaubert, Stendhal. Zaten Flaubert başlatacak bunu. Yine Amerika'da Austen, Elliot, James önemli romancılar. 19. yüzyılın başına baktığımızda Victor Hugo Notre Dame'ın kamburuyla esasına romantik romanın öncüsü olacak. Yine Stendhal, Balzac ve Flaubert bunlar realist romancılar. Flaubert'in Madame Bovary adlı eseri Esasında Emma Bovary diye bir kadın var bu e, işte köyden kente geliyor bir doktorla eğleniyor, eşini aldatıyor falan böyle bu gerçekçi şeyler yani yaşanabilecek e, gerçekçi üzüntü verici şeyler bu adamla başlıyor. Hatta romanda Emma Bovary romantik romanlar okuyor bu ne ya bunlar diyor iyiler kazanıyor kötüler kaybediyor böyle roman olmaz ki diyor. Zaten sizde dikkatini çekti mi hani böyle filmlerde iyiler kazanıp kötüler kaybedince artık sıkılmaya başlıyoruz bu ne ya diyoruz yani bu masal bu ya bu hikaye bu çok doğru değil biz böyle biraz daha gerçek şeyler istiyoruz. Yine İngiliz edebiyatında Charles Dickens'ın iki şehrin hikayesi, Amerikan edebiyatında Henry James'ın bir kadının portresi, Rus edebiyatta Tolstoy'un, Dostoyevski'nin, Turganyev'in eserleri çok değerli. Mesela Turganyev Babalar ve Oğullar, Tolstoy Savaş ve Barış, Dostoyevski Suç ve Ceza defalarca üniversite sınavlarına sorulmuş. Şimdi Notre Dame'ın Kamburu önemli bir eser. Burada e, onunla alakalı bazı bilgiler vereceğiz romantizm yani duyguların esere katıldığı akıma bağlı kalınarak yazılıyor. Yani yazar kişiliğini gizlemeyecek, eserde duygularını net bir şekilde yansıtacak. Bizim edebiyatımızda da var bu tarz romanlar. Birazdan göreceğiz. Ahmet Mithat Efendi mesela bu tarz romanlar yazacak. Okuyucuya seslenecek romanda. Olayın akışını kesip okuyucuya bilgi verecek. Yani sen okurken böyle resmen hissedeceksin ya. iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Ben de iyiler gibi olmalıyım, kötüler gibi olmamalıyım diyeceksin. İşte o tarz romanlar romantik romanlar. Ama realist romanlarda öyle bir şey yok. Yani siz realist bir roman okuduğunuzda ben nasıl olmalıyım diyeceğiniz bir ders verilmiyor. Çirkin ve kamur olan kilise zangoci ile baş diyakos Frollo'nun çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları anlatılıyor. Yani kozmido Esmeralda'ya aşık olacak ve yani sıra dışı bir hikaye. Fransa'nın sosyal incelenecek ve baş diyakos yani bir din adamı ve bir askerin kişiliğinde o olumsuz aşk yoksulluğa terk eden toplum eleştirilecek arkadaşlar. Ee, sosyal kesimler arasındaki çatışmalar yansılacak. Biri çirkin bir din adamı, diğeri ucube bir zangoç olan zangoç işte kozmido zangoç böyle ee, zangoç olan iki yaşlı adamın güzel bir kızı olan aşkları ile de insanlık komedisi ortaya konacak. Çirkinlik güzellik, kötülük iyilik zıtları çok belirgindir. Zaten romantik romanlarda hani dedi ki iyiler kazanacak, kötüler kaybedecek yani iyi kötü, güzel çirkin işte. Bunlar hep vurguların eserde. Olay örgüsü zıtlıklardan kaynaklanan çatışmalar üzerine kurulur romantik romanlarda. Yazar anlatımına kendi kişiliğini gizlememiş, yer yer okurada seslenmiştir arkadaşlar. Şimdi Victor Hugo'ya bakalım bu eserin yazarına. Edebi ününü şiirleri ve oyunlarıyla kazanıyor. Cromwell adlı oyununun ön sözünde de romantizmin yani esere duygularımızı katmalıyız. İyiler, kötüler işte ...güzel çirkin net bir şekilde, akkara çatışması net bir şekilde belirgin olmalı diye... ...bunu e, Cromwell'in ön sözünde dile getiriyor. Romanlarında olaylar arasındaki ilişkileri iyi kuruyor. Karakterlerin bütün özelliklerini başarı şekilde yansıtıyor. Notre Dame'ın kamburu ve sefiller çok değerli eserleri bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim edebiyatımızın dönemlerine. Bizim edebiyatımızın dönemlerini Fuat Köprülü isimli bir... E, ...edebiyat tarihçisi, bir bilim insanı, çok değerli bir kişi. Milli edebiyat döneminde yaşamış... E, Bölümler ayırıyor. Diyor ki biz İslamiyet öncesi bir edebiyatımız var diyor. İslamiyet etkisine giriyoruz diyor. Ve Batı etkisine gelişen Türk edebiyatımız var diyor. Biz bugün e, romanı Batı etkisinde gördüğümüz için yani bu dönemlerde roman yok. Mesela burada destanlar var arkadaşlar bu dönemde. E, yine e, divan edebiyatı döneminde e, mesneviler var romanın yerini tutan. Halk edebiyatında halk hikayeleri var. Hatta şu geçiş döneminde Dede Korkut hikayeleri var. 12 hikayeden oluştuğu düşünülen Dede Korkut var. Buraya gelince ise Tanzimat döneminde ilk defa romanları göreceğiz. İşte Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat adlı ilk yerli romanıyla başlayacak. Hatta onun öncesi çeviri romanlar olacak. Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan Telemak adlı eseri çevirecek. ve hatta işte Namık Kemal İntibah adlı ilk edebi romanı yazacak. Cezmi adlı ilk tarihi romanı yazacak. Gelin o dönemlerde şöyle güzel bir şekilde işleyelim. Ardından dersimizi bitirelim. Şimdi Tanzimat fermanı Gülhane Hattı Ümayun'u bize çok önemli. Çünkü Osmanlı Devleti'nde anayasallaşma sürecini başlatıyor. O ne demek hocam? Yani padişahın bile uymak zorunda olduğu kanunlar yayınlanıyor burada. Yani evlenme, boşanma, miras gibi kanunlar net bir şekilde yazılı bir şekilde yazılıyor. Ve aynı zamanda yazılı bir şekilde yazılıyor. Yazılı bir şekilde belirtiliyor. Tercüman-ı Ahval Gazetesi ilk özel gazete. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Yani hani televizyon çıkması gibi bir şey bu. Veyahut da internetin bulunması gibi bir şey. Çünkü öncesinde... Resmi gazete var, Mahmut, ikinci Mahmut döneminde takvim vekayı diye veyahut da yarı resmi gazete var Ceride Hadis diye. Ama ilk özel gazete tercüman ahval ile ilk defa insanlar özel bir şekilde duygularını dile getirecek. Mesela Şinasi Şair Eğlenmesi adlı e, tiyatrosunu burada tefrika halinde yani arkası yan diye yayınlayacak. Bak bir arkası yarın okuyorsam ne kadar güzel. Şimdi aynı zamanda burada tanzimat birinci dönem edebiyatı olacak. Sonrasında meşrutiyet gelecek. Abdülhamit Han Padişah diyecek ki... Bir dakika ya diyecek. 93 Harbi'nde biz çok kaybettik. Çok toprak kaybettik. Ben meşrutiyeti şimdilik feshediyorum diyecek. Sonra ikinci dönem tanzimat edebiyatı oluşacak. Sonra Servet Fünün dergisi etrafında sanatçılar toplanacak. İkinci meşrutiyet e, bir şekilde askeri bir e, zorunlulukla askeri darbe de diyebiliriz buna. İkinci meşrutiyet yeniden kabul ettirilecek. Ve ardından da fecrat topluluğu ve esas ...önemli bir olay olacak. 1911 yılında Balkanlarda... ...Balkan Savaşları başlayacak. Yani Bulgarlar, Sırplar, Yunanlar... ...yüzyıllarca bizim altımızda beraber yaşamışız huzur içinde... ...bize saldıracakları tutacak. Bize milliyetçilik isyanları yüzünden... ...1789'daki... ...bak 1789'daki... Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik isyanları yüzünden isyan edecekler. Hani Osmanlı'nın içerisinde Türkler var, Rumlar var, Ermeniler var, Bulgarlar var, Sırplar var, Yunanlar var. Farklı farklı milletler var ya. Fransız İhtilali sonrası bunların hepsi isyan edecekler ve Balkan Savaşları çıkacak. Biz de diyeceğiz ki bilhassa da Mustafa Kemal Atatürk bunu söyleyecek. Kardeşim siz kendiniz arıyorsanız biz de Türk diyeceğiz ve biz de Türkiye Cumhuriyeti devletini kuracağız. Bunu da bilhassa Mustafa Kemal Atatürk diyecek yani diyecek ki madem öyle biz de o zaman Türk devletini kuruyoruz hepiniz ayrılıyorsanız diyeceğiz. Ve o dönemde de 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem milli edebiyatı başlatacak. Dilimizdeki bütün Arapça, Farsça sözcükleri atalım diyecekler. Fransızca sözcükleri atalım diyecekler. Tamamen Türkçe olanlar kalsın diyecekler. Ve Türkçülük, işte ulusçuluk kavramlarını dilimize, e, edebiyatımıza kazandıracaklar. Balkan Savaşları'ndan sonra zaten Birinci Dünya Savaşı başlayacak. Ardından milli mücadele ve Cumhuriyet'in ilanıyla da Cumhuriyet dönemi edebiyatını görmüş olacağız. Minik bir tarih e, anlattık ama burası önemli. Çünkü insan yaşanan olaylardan tarihten etkileniyor. Edebiyatçı da etkileniyor. Çünkü edebiyatçı da bir insan. O yüzden mükemmel bir şekilde. Şimdi burayı tekrar etmiş olduk. Şimdi gelin edebiyatımızdaki romana bakalım. İslamiyet öncesi destan. Geçiş dönemi Dede korkut hikayeleri. Bunu az önce zaten şurada göstermiştik. Nerede o sayfamız? Destan, Dede Korkut diye göstermiştik. Ee, halk edebiyatı, divan edebiyatı da mesneviler ve edebiyatımıza romanla başlıyor. Şimdi Burada romanın belli e, özetini burada size göstermeye çalışacağım. Yani bu sayfa çok çok önemli. Bu sayfadan yüzde yüz soru gelecek. Ama e, burayı birazdan hepsini anlattıktan sonra çok daha iyi anlayacağınız için bence burayı şimdilik dursun. Burayı şu anda hepsinin büyük resmi görmemize gerek yok. Bütün bittikten sonra buraya özet olarak bakalım ama bu sayfada çok çok önemli arkadaşlar. Bu sayfayı hiçbir yerde bulamazsınız. Bunu şöyle koyuyorum ve Tanzimat Edebiyatı Roman'la başlıyoruz. Şimdi... Tercüman Ahval Gazetesi'nin çıkmasıyla Tanzimat Edebiyatı başladı demiştik. Ve burada Yusuf Kamil Paşa Telemak adlı çeviri eserle bak. ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak adlı çevirisi. Ve aynı zamanda ilk yerli romanda Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat. Talat ve Fitnat Aşkı. Şimdi burada iki tür roman var. Bir Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı, öncülük ettiği popüler roman yani okuyucuyu yönlendiren roman. Bir de Namık Kemal'in öncülük ettiği edebi roman. Şimdi... Tanzimat birinci dönem romanın genel özelliklerine baktığımızda Toplum için sanat anlayışı var. Yani okuyucuya bir şey verilmeye çalışılıyor. Cariyelik, yanlış batıllaşma, yanlış ve mutsuz evlilikler, alafrangalık özentisi gibi konular işleniyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar sınavlarda çıkıyor. Toplum için sanat yapıldığından halkı aydınlatma ve eğitme amacı güdülüyor. Kişiler tek yönlü olarak kurgulanıyor. Olayların akışında rastlantılar var böyle sıkça. Hani tesadüfler var. Yazarlar anlatımdaki kişiliklerini gizemiyorlar. Niye? toplum için sanat yaptıkları için toplumu yönlendiriyorlar. Topluma eğitim, topluma bilgi vermeye çalışıyorlar. Halkı aydınlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kişiliklerini gizlemiyorlar. Mesela Halil Ziyavşaklı gibi böyle değil. Aşkı memnunda sen bir bilgi almazsın. Hmm, ben buradan bir şey öğrendim diyeceğim bir durum olmaz. Yani o normal bir aşk hikayesi anlatıyor. Olay akışı kesilerek bilgi ve öğüt veriliyor. Tasvirler süs ve dolgun olarak kullanılıyor. Romantizm akımından etkileniyor arkadaşlar. Türün Türk edebiyatına ilk örnekleri oldukları için teknik yönden de kusurlular. Niye? Hani işte olayın akışını kesmeleri veyahut da bazı teknik hatalardan dolayı Tanzimat dönemi sanatçıları birazcık şanssız diyoruz. Hatta biz onların isimlerini Tanzimat birinci dönemleri az şans diye koduyoruz. Yani Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa, Şinasi, işte Ahmet Vevik Paşa, Namık Kemal ve Şemsettin Sami diyoruz. Hocam az şanş oldu ama işte onda Fransız etkisi az şanş diye espri yapıyoruz. Kampüs kanalımızı görürsünüz Üniversite üniversitelerin hazırlık sürecinde. Esasında bunların aynısını anlatıyoruz. Niye? Çünkü 10. onun sınıf kazanımları üniversitelerde karşımıza net bir şekilde geliyor sorular. Şimdi Şemsettin Sami ile alakalı bilmemiz gereken bir dil bilgin olduğunu bilmemiz lazım. Taşkı Tayyip Fitnat ilk gel romanı yazdığını bilmemiz lazım. Kamu sözlük demek. Fransızca sözlüğü kamus alem ilim sözlüğü ansiklopedi. kamus arabi arapça Sözlük. kamus turki Türkçe sözlük kamuslar yazıyor yani sözlükler yazıyor Taşuku, Talat ve ilk yerli roman tefrika edilmiş yani arkası yarın şeklinde yayınlanıyor Görücü usulüyle evlilik anlatılıyor Talat ve Fitnat var zaten baş başrol oyuncuları belli Tanzimat dönemine geçiyor çoğunlukla İstanbul'daki ev konak gibi kapalı mekanlar Geldik Namık Kemal'e Namık Kemal vatan şairi tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görüyor İntibah ile ilk edebi bir romanı Cezmi ile de ilk tarihi romanı edebiyatımıza kazandırıyor. Eserlerinde vatan, millet, hürriyet, hukuk, adalet gibi kavramlardan söz ediyor. Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen de yine Namık Kemal kabul ediliyor. İntibah ve Cezmi mutlaka bilin. Konumuz roman. Burada mutlaka size sorarlar. Tiyatrolar üniversite sınavlarında çok çıkıyor. Şiirleri. Zaten hürriyet gazetesi Tanzimat şiirinin bir e, manifestosu şeklinde, özeti şeklinde. Eleştirileri çok değerli arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Ama şu anda biz roman konusundayız. İntibah ilk edebi roman, edebi romandan kastımız şu yani eserde böyle toplumu yönlendirmek amacından ziyade böyle okuyucuya böyle yani bilgi vermek için akışı kesmekten ziyade edebiyata önem vermiş sanatçı ama tabii ki burada da bir uyanış, intibah uyanış demek yine burada da bir bir ders verme amacı var. Yani esasında romanda yanlış kadına aşık olma teması işleniyor. Dolayısıyla doğru kadına aşık olmalıyız. Yanlış kadına aşık olursak e, yanlış almış oluruz diye bir ders verilmesi çalışılıyor. Ve adam uyanıyor intibah. Aa uyandım diyor. Bunu diyen kim? Ali Bey. E, aynı zamanda intibah Ali Bey zaten romanın diğer adı da. Mahpeyker ve Dilaşup arasında kalıyor. Yanlışı tercih ediyor. Mekan Çamlıca. Cezmi ilk tarihi roman İslam Birliği ideolojisi işleniyor. Üçüncü Selim zamanında. Cezmi, Adil Giray, Perihan Şehriyar gibi kahramanları var. Bu romanların özeti üniversite sınavlarına çıkabiliyor arkadaşlar. Gelelim Ahmet Mithat Efendi'ye esas romancıya. Niye? Popüler romanlar yazıyor. Yani halkı yönlendirmeye çalışıyor. Romanlarında özellikle ahlak, toplumsal adalet kavramlarına ağırlık veriyor. Anlatımın akışını kesip okuyucuya bilgi verdiği için de romanları kusurlu. Yani teknik yönden kusurlu. Batıl anlamdaki ilk yerli hikayeleri Letayfi rivayatı da yazıyor. Şimdi burada Felatun Bey ve Rakım Efendi çok çok önemli. Felatun Bey Doğu ve Batı çatışmasının işlendiği çok değerli bir roman. Felatun Bey babadan kalan parayı alıp batıran rezil tip. Rakım Efendi ise ciddi bir şekilde çalışıp, başarıp, sırnaklarıyla kazıyıp bir yerlere gelmiş doğru tip oluyor. Yani biz diyeceğiz ki Felatun Bey kötü, Rakım Efendi çok iyi. Biz de Rakım Efendi gibi olmalıyız diyeceğiz. Batıllaşma alafranga ve miras yedi tipiyle ele alınıyor. Felatun Bey miras yedi alafranga tip yani batıya özeniyor ama rezil bir tip yani. Rakım Efendi ideal doğulu. Felahattin Bey ise batı taklitçisi bir alafranga tip. Felahattin Bey Türk romanında alafranga ve miras tiplerinin öncülerinden yazar araya girerek yorumlarını yapar. Tabii ki de Rakım Efendi'nin tarafını tutar. Zaten kendisi de Rakım Efendi diyebiliriz. Tazimat ikinci dönemin romanlarına bakıyoruz. Burada artık sanat için sanat anlayışı var. Yani toplumsal konulara hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi konulara girilmiyor. Artık e, böyle bir e, bireysel konular var. Cariyelik, yanlış batıllaşma, görücü usulüyle evlilik, alafrangalık özentisi, miras edilik gibi temalar yine devam ediyor. Kişiler gerçeğe uygun şekilde kurgulanılıyor. Olayların akışında rastlantılar azalıyor. Yazarlar kişiliklerini gizliyorlar. Bilgi ve öğüt verilmiyor. Ve aynı zamanda dilde ağırlaşıyor. Yani şöyle... Tanzimat birinci dönemde toplumu bilinçlendirmek için yani toplum için eser verildiğinden sanatçılar dilde sadeleşmeyi hedefliyorlardı ama başaramıyorlar. İkinci dönemde sanat için sanat yapıldığı için yani biz zaten e, halk anlamak zorunda değil deyip, dili de ağırlaştırmaya başlayacaklar. Realizm ve naturalizme yöneliş görüyoruz ve teknik açıdan da bir olgunlaşma var. Buradakilerde hani etliye sütlüye giremedikleri için ee, ...böyle kedi gibi oturdukları için... ...toplumsal konulara değinmediği için bunları da... ...sarman diye kodluyoruz biz e, üniversiteden. Mesela bu Sami Zade Sezai oluyor. Bu Recaizade Mahmut Ekrem. Bu Muallim Naci. Bu Abdülhakamit Tarhan. Bu da Nabizade Nazım oluyor. Biz bugün romancılarını göreceğiz. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem... ...Üstat Ekrem diye biliniyor. Çünkü ileride gelecek olan sertifün edebiyatının da başlangıcını yapıyor. Yani Tevfiküret'in hocası Galatasaray Lisesi'nde. Hani düşünün ben sizin hocanızım ya veya sizin okulda hocanız var ya. E, Recaizade Mahmut Ekrem de Tevfiküret'in hocası. Olayı anlamaya çalışalım. Şimdi ilk realist roman Araba Sevdası'nı yazıyor. Günümüzde de yok mu? Yanlış batılaşma ne güzel örneği. Batıdan ilimi fenli almıyor gidip batıdan BMW, Mercedes'i alıyor, Porsche'yi alıyor. Araba falan biz batılı yani ne alakası var? O araba sevdası bambaşka bir şey. Fünun edebiyatına zemin hazırlıyor. Şiirlerinde tabiat, aşk, aile temalarını işliyor. Muallim Naci ile kafiye tartışmasına girecek. Şimdi burada bizi esas ilgilendiren araba sevdası. ilk realist roman olması açısından önemli. Batılaşmayı yanlış anlayan Alafranga züppe tipler eleştiriliyor. Yani yanlış batılaşan, araba sevdasına düşmüş, batının ilmini, fenini almayıp böyle batının eğlencesini, diskosunu, partisini ve işte e, böyle materyalist düşüncesini, maddi düşüncesini alan tipler eleştiriliyor. Yanlış batılaşmanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri yansılıyor. Bihruz Bey Felatun ...Bey'e benziyor. Yani Ferhatun Bey vardı ya babasından kalan mirası batıran kişi. Burada Bihruz Bey Ferhatun Bey'e benziyor. Romanın dili ağır. Bihruz Bey ba baba parasını batıran, periveş diye kötü bir kadının peşine giden rezil bir tip oluyor. Sami Paşazade Sezai edebiyatımızda içerisinde S, Ş, Z geçen yegane sanatçılardan biri. İçerisinde S, Z, Ş geçen yegane eserlerden birinin yazarı. Böyle aklınıza kodlayabilirsiniz. Sergüzeşti yazıyor. Esaret konusunu ele alan ilk romanlardan biri. Burada Dilber adlı esir kızın hikayesi anlatılıyor arkadaşlar. Kölelik ve cariyelik kurumu eleştiriliyor. Yani Dilber adlı esir bir kız gelecek. O cariye olarak anlatılacak ve konak hayatının edebiyatımızdaki en başarılı örneklerinden biri. Ve yine Sami Paşizade Sizai ilk başarılı Batı tekniğine uygun hikayeleri yazıyor küçük şeyler. Bu da önemli. İlk hikayeleri Ahmet Mithat Efendi yazmıştı letaifi rivayetle. Sami Paşizade Sizai ilk başarılı hikayeleri içeren küçük şeyler yazıyor. Nabizade Nazım deyince de aklımıza hemen köylü Nazım diyeceğiz. Niye? Köylü değil esasında şehirli. Köylü olmak da çok güzel bir şey ama edebiyatımıza ilk köy hayatını anlatan ilk roman olan Karabibi yazıyor. Ve naturalist etkileri taşıyan ilk roman Zehra'yı da kaleme alan değerli bir sanatçı. Roman kişilerini yöresel ağızlara göre konuşuruyor. Hatta üniversite sınavında 1996 yılında bunu şöyle sormuş. Karakterlerin yaşanılan çevreye göre konuşulduğu ilk eser Karabibik'tir demiş yani. O eseri yazdığı dile getirilmiş. Karabibi bileceğiz. Antalya'nın Kaş ilçesine geçen bir olay. Ha, burada gelmişiz zaten. Antalya'nın bir köyü. Köy hayatını anlatan ilk roman. Anadolu gerçekleri yansıtılıyor. Toprak sorunu, geçim derdi, doğayla mücadele ve benzeri temalar işlenecek. Ve kişilerde yöresel ağza göre konuşuluyor Yani naturalist. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burası önemli. Naturalist bir özelliği var. E, bu da naturalist etkiler taşıyan ilk roman diyebiliriz artık. Burada kişilerin karakterlerine göre konuşması naturalist bir durum ama bu direkt naturalist. Kıskançlık teması işlenecek. Psikolojik romana özgü unsurlar var. Bunu da bilmemiz lazım. Geldik sertifinun edebiyatına. Artık sertifin edebiyatında roman kalitesini iyice artırıyor. Burada... Şunu bilmemiz lazım ki Tevfikret Dergi'nin başına geçince artık bir e, edebiyat dergisi olacak bu. Ve sonradan Hüseyin Cahit Yalçı'nın Edebiyat ve Hukuk adlı çevirisi yüzünden dergi kapanacak. Sonra da bir daha topluluk toplanamıyor. Ama burada bizi esas ilgilendiren Servet Fünur romanı. Burada bizi esas ilgilendiren Servet Fünur romanı. Şimdi Servet Fünur romanında sanat sanat içindir anlayışı var. Realizm ve naturalizm akımların etkisinde kalınıyor. Roman türü teknik anlamda batılı bir nitelik kazanıyor. Ve kişiler toplumun üst kesiminden. Yani burada Aklınıza hemen şöyle hatta süs yazın ki daha iyi aklınıza kalsın. Aşkı memnu gelecek arkadaşlar. Aşkı memnu. Niye aşkı memnu gelecek hocam? E hatırlayın toplumun üst kesimi Adnan Bey. Konak. Hatırlayın konağı. Yalı hayatı. Böyle tam tam böyle e, ee, Sertifin'in romanın en güzel örnekleri yani. Kişilerin ruh tahlilleri ayrıntılı şekilde yapılıyor. Düşünün böyle kimlerin ruh tahlillerini anlatmışlardı bize değil mi? İstanbul, Boğaziçi, konaklar ve yalılar mekan olarak kullanılıyor. Batıllaşma evet, aile evet, yasak aşk evet, hayal hakikat çatışması yani hayalleri var Behlül'ün, hayalleri var Bihter'in ama hakikat nedir? Olmaz, imkansız çatışıyor. Hatta bunun en güzel örneği Mai ve Siyah romanında Mai ve burada iyi yok özür dilerim. Mavi ve Siyah romanında göreceğiz. Batılı anlamdaki ilk roman kabul ediliyor. Ahmet Cemil karakteri mavi hayallerle İstanbul'a gelecek. Kitabını basıp e, işte bir önemli bir yazar olmak isteyecek. Ama simsiyah bir gecede geri dönmek zorunda kalacak. Hayal ve hakikat çatışacak. Yazarlar olay anlatımında kendi kişiliklerini gizliyorlar. Neden? Çünkü teknik yönden kusurlu eser yazmak istemiyorlar. Ve güzel eserler yazıyorlar. Süslü sanatlı yabancı tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanıyor. Dil ağır. Burada da e, Hac diye kotuyoruz arkadaşlar bu şeyleri. Arkadaşlarımızın ismini şöyle yazalım. Nasıl Cem diye yazalım. E, Servet Fünuncuları. Haliz Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin Mehmetrov. Burada bilhassa Haliz Ziya ve Mehmetrov'u çok iyi bilmeniz lazım. Şimdi Haliz Ziya Uşaklıgil batılı anlamda ilk romanları yazan sanatçı kabul ediliyor. Burası önemli. Realist ve naturalist. Mekan olarak romanlarında İstanbul'u, hikayelerinde Anadolu'yu kullanıyor. Konak ve yıllarda yaşayan... Üst kesimin hayatını anlatıyor. Yasak aşk, aile, gerçeklerden kaçış gibi temaları işleyecek. Süs yani esasında sertifinin romanı için söylediğimiz her şeyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz Halis Yavşaklı gibi. Süslü, sanatta uzun cümlelerden oluşan ağır bir dili var. Edebiyatımızdaki mensur şiir türünün ilk örneklerini yazıyor. Şimdi mavi ve siyahı aşkı memnuyu çok iyi bilmenizi istiyoruz arkadaşlar bunları sınavlarda hocalarımız sorar. Mavi ve Siyah üniversite sınavlarında özeti en fazla sorulan eserlerin başında geliyor. Yani Mavi ve Siyah Ahmet Cemil bu bilgiyi bilen bir öğrenci muhtemelen çıkmış soruları çözse en az 7-8 tane doğru yapabiliyor. Niye? Çünkü çok sormuşlar. Şimdi Ahmet Cemil karakteri var. La Mia, Hüseyin Nazmi ve Raci nesil romanı olarak değerlendirilebilecek romanda baş kişi Ahmet Cemil esasında... Edebiyatı ciddi de yani sertifürün sanatçılarını temsil ediyor. Genç ve idealist bir şairin mavi hayallerden simsiyah bir geceye felakete doğru gidişi anlatılıyor. Hayal hakikat, mavi, siyah çatışması, hayal kırıklığı, karamsarlık temaları işleniyor. 19. yüzyılın sonunda İstanbul'da geçiyor olaylar. Orta halli bir Türk ailesinin yaşama tarzıyla devrin basın hayata yansılıyor. Süslü, sanatlı ağır bir dille yazılıyor. Mekanlar ve betimlemeler işlevsel, ruh tahlilleri ayrıntılı ve başarılı. Mehmet Rauf'a baktığımızda edebiyatımızdaki ilk psikolojik romanı yazıyor Eylül'ü. Halas adlı romanında ulusçuluk, Diğer eserlerinde batıcılık akımlarını benimsiyor. Burayı yanlış yazmışız. Şöyle, şöyle düzeltelim. Batıcılık diye düzeltelim. Tamam. Eserlerinde kadın aşk, yasak, aşk temalarına odaklanıyor. Psikolojik tahlillere önem veriyor ve ruh tahlillerinde de başarılı olan bir sanatçı. Eylül ilk psikolojik romanı iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Ee, bazı eserleri Kurtuluş Savaşı ile alakalı. Mesela Halas romanı Kurtuluş Savaşı ile alakalı. Şimdi Eylül'e bakalım. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Suat Hanım, Necip Bey ve Süreyya Bey var. Süreyya bir erkek, Suat bir kadın. Buna dikkat edin. Romanda Süreyya ile evli olan Suat Hanım'ın akrabaları Necip'e aşık olması anlatılıyor. Yasak aşk teması işleniyor. Olaylar İstanbul'da Beyoğlu ve Boğaz çevrelerine geçiyor. Psikolojik tahliller var. Hatta romanın sonunda ne söylemeyeyim. Belki okursanız çok hoşunuza gider. Hüseyin Cahit Yalçın Edebiyat ve Hukuk Makalesi yüzünden derginin kapanmasına sebep vermişti. Nadide Hayal içinde romanlarını hocanız yazıldığı sorabilir. Saffet Nezihi'nin Zavallı Necdet romanı, Saffet Ziya'nın Salon Köşelerinde romanlarını belki hocanız seçeneklerde sizlere sorabilir. Hüseyin Rami Gürpınar dönemin bağımsızlarından yani sert fırıncılar ağır bir dille sanat için sanat yapıyorlardı ya. Bu diyor ki ben Ahmet Mithat Efendi'nin halk için roman anlayışını benimseyeceğim. O yüzden ben bağımsızım diyor. Naturalist bir sanatçı, sokağa edebiyata getiren bir sanatçı. İstanbul'un mahallelerindeki günlük yaşamı gerçekçi biçimde anlatıyor. Yani sokağın ağzını e, edebiyatımıza taşıyor. Sokağın anahtarına sahip bir sanatçı olarak biliniyor zaten. Bakın buraya yazalım. Sokağın anahtarına sahiptir. Aynı Batı edebiyatındaki Charles Dickens gibi sokağın anahtarına sahip demeniz gerekiyor. Roman kişilerin yetiştikleri ortamın diliyle konuşturuyor. Alafranga yani böyle batı özensiz züppe tipler, batıl inançlar, cehalet, yozlaşmış değerleri anlatıyor. Mesela Kuyruklu Yıldız Altına İzdivaç Bir İzdivaç adlı romanında Halley Kuyruklu Yıldız'ı çarpacak hepimiz öleceğiz diye böyle bir batıl inanç var. Acaba olacak mı diye onunla alakalı insanları e, anlatıyor. Şık romanı yine aynı şekilde önemli. Mürebbiye e, Angela'nın var böyle tüm konağın ahlakını bozacak. Yine aynı şekilde Şip Sevdi, Gulyabani bunlar çok değerli eserler arkadaşlar. Şimdi gelelim Ahmet Rasim'e dönemin bağımsız sanatçılarından Ahmet Mithat'ın halk için roman anlayışını benimsiyor. O da yine e, evet, sert finona o yüzden katılmıyor. Cep romanları başlığıyla yayınlanan ve acıklı aşk hikayelerine anlatıldığı çok sayıdaki romanı teknik bakımından başarılı değil. Tabi onu bilmemiz lazım. Kitabe-i Gam diye bir roman olduğunu bilmeniz yeterli. Gelelim Milli Edebiyat romanına ve artık bitiriyoruz. Dersimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu arada sizler mutlaka 10. sınıf Dinamo'dan ve sıfırdan ona Türk Dili Edebiyat kitaplarımızdan bu konuyu ince, detaylı ama kısa bir şekilde sizlere anlattık. Oradan da güzelce çalıştığınızda süper öğrenebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim bakın. Bunları kendimiz bizzat yazdık bakın. Burada tam bilmeniz gereken cümleler, tam sınavlarda işinize yarayacak cümleleri özetledik. Burada karşılaştırdık, mükemmel bir karşılaştırma yaptık. Tak diye hemen buradan konuyu anlayıp ardından soruları çözebilirsiniz. Buradakilere bakarak hazırlayacağınız notlar size sınavda çok iyi notlar aldıracaktır diyoruz. Tam da üniversite sınavına göre ve burada da sorularımız var onunla biliyorsunuz zaten. Şimdi Milli edebiyat dönemi romanın genel özelliklerine bakıyoruz. Milliyetçilik ve türçülük akımlarından etkileniliyor. Milli edebiyat zaten hemen ne yapacağız? Bayrağımızı dalgalandıracağız. Bu kesin. E o zaman milli edebiyatsa sanatı kimin için yapacağız? Sanatı tabii ki de bizler toplum için yapacağız. Yani sanat toplum içindir. Konu mekan kişi seçiminde yerlilik ve millilik ilkesi esas alınıyor. Arapça farsça sözcüklerden uzak sade bir dil kullanılacak. Halka doğru yöneleceğiz. Anadolu coğrafyası, Anadolu insanı, toplumun her kesimden kişilerin yaşantısı var. Vatan, millet, bağımsızlık, kuşak çatışması ve benzeri temalar işlenecek. Türklerin uzak geçmişi, milli mücadele yani Kurtuluş Savaşı anlatılacak ve realist davranılacaklar. Burada Ömer Seyfettin, hikayeciliği ilk defa meslek edilen sanatçı. Halide Edip adı var, kadın kahramanların yüceltildiği sanatçı. Yakup Kadri Karosmanoğlu, Tanzimat'tan... Ee, Cumhuriyet dönemine kadar ki Osmanlı yaşamını panoramik bir şekilde verecek. Refik Halit Karay sürgün hikayeleri, gurbet hikayeleriyle bilinecek. Reşat Nuri Güntekin öğretmen kahramanlarıyla tanınacak. Bunlar çok değerli sanatçılar. Gelin bakalım. Şimdi Halid adı var. İlk romanlarında ideal kadın tipleri üzerinden kadın sorunlarını anlatacak. Sonrasında ise Kurtuluş Savaşı, Türkçülük akımı, sosyal çevre gibi konular işleyecek. Yani hep kadın kahramanlar var. Zaten kendisi de bir kadın. Savaş sonrası Yakup Kadri ile Tetkiki Mezalimiyet'te görev alacak. Cumhuriyet dönemi romanlarında dönemin sosyal analizini yapıp Doğu Batı sentezini savunacak. Handan ilk mektuplar halinde yazılmış bir roman. Yine Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı ile alakalı. Vurun Kafiye Kurtuluş Savaşı ile alakalı. Sinekli Bakkal yine Rabia, Pelegrini gibi kahramanlar olan değerli eserler bunlar. Tatarcık yine çok önemli romanlar. Bunları size sorabilirler sınavda. Şimdi Ateşten Gömlek. Edebiyatımızda milli mücadele yani Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman. Bunu sınavda soracak hocanız. 1922'de İktam Gazetesi'ne bölümler halinde yayınlanıp 1923'e kitap olarak basılacak. Baş kişileri İhsan, Peyami ve Ayşe. Peyami'nin anı defteri şeklinde kurgulanmış. Olay zamanı 1911'den Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süre. Yani Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı da var içinde. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara'da geçiyor. Vatanseverlerin Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılmaları anlatılıyor. İnsani özellikler ise Peyami İhsan ve Ayşe arasındaki aşk üçgeni yani üçgen üzerinden yansılacak. Burada ee bu romanın esasında ilk ismi bulan, Ateşten Gömlek ismini bulan ilk kişi Yakup Kadri ama halde edip e, onu ona hediyecek. Hatta sonra kendi roman adını Yaban diye değiştirecek. Şimdi Yakup Kadri Karosmanoğlu'ya bakalım. Sanat hayatına fecrati topluluğu içinde başlıyor. Daha sonra milli edebiyat anlayışını benimsiyor. Tanzimattan 1950'lere, Cumhuriyet sonrası döneme kadar ki siyasal ve toplumsal süreci yansıtıyor. Yani uzun bir dönemde yaşıyor ve çok değerli olaylara bizzat kendisi de katılıyor. Genellikle bir tezi var ve karamsar bir bakış açısı eserlerine yansıyor. Nur Baba, Kiralı Konak ilk romanı mesela. İlk romanı bunu da bilmemiz lazım. Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomor, Ankara, Yaban, Bir Sürgün, Panorama, Hepo Şarkı. Burada işte Tanzimat'tan 1950'lere kadarki sosyal ve siyasal toplumsal süreci anlatıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Kiralık Konak değerli bir eser. İlk romanı bu da çıkmış üniversitede. Seniha ve Naim Efendi arasındaki kuşak çatışması var. Naim Efendi dede, Seniha torun. Torun batılı, Seniha batılaşma yanlış anlayan dejenere yozlaşmış tip ve Alafranga züppe kadın versiyonu yani Seniha. Ee, Hakkı Celis diye bir kişi var. O da yazarı temsil eden idealist bir kişi. Naim Efendi dede. Yani dedesiyle torun arasında yaşanan e, şey e, kuşak çatışmasını göreceğiz. Olay İstanbul'a geçiyor. Bu da yine sınavda çıkabilir arkadaşlar. 1908-1916 yılları arasını kapsıyor. Konak Osmanlı döneminin geleneksel hayat tarzını geliyor. Yanlış batılılaşma teması ve buna bağlı olarak kuşak çatışması işleniyor. Eski bürokrat Naim Efendi ve ailesinin modernleşme sürecinde yaşadığı maddi ve manevi çöküşten hareketle bir dönemin toplumsal hayatı anlatılacak. Reşat Nuri Güntekin'e baktığımızda eserlerinde gözlem ve izlenimler var ve kendisi de bir öğretmen ve öğretmen kahramanlar, idealist öğretmen kahramanlar. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu önemli. Reşat Nuri'de göreceksiniz. Olay kahramanlarını çevreyle iç içe gerçekçi bir bakışla yansıtıyor. Yanlış batıllaşma, batıl inançlar, günlük yaşam, kuşak çatışması temalarını işleyecek. Kim eserlerinde de mizahtan yararlanıyor. İyimser bakış açısı eserlerine yansıyor. Onu bilmemiz lazım. Çalıkuşu... aynı zamanda yeşil gece, başka yaprak dökümü, acımak bunlar çok değerli eserler. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Üniversite sınavlarında da bu eserlere hep soruyorlar. Çalıkuşu önce İstanbul Kız adıyla tiyatro oyunu olarak basılmış. Sonra 1922'de Çalı adıyla romanlaştırılmıştır. Romanın öne çıkan kişileri Feride, Kamuran, Hayrullah Bey ve Munu ise. Romanın büyük bölümü baş kişilerden Feride'nin anı defteri şeklinde kurgulanmış. Romanda eserin basımından önceki 20 yıl kadarlık bir dönem anlatılıyor. Olaylar İstanbul'da ve Anadolu'da geçiyor. İstanbul'da köklü bir ailenin kızı olan Feride'nin nişanlı tarafından ihanete uğramasıyla kendini öğretmenlik mesleğine adaması ve Anadolu'da dolaşması anlatılıyor. Anadolu'nun ve Anadolu insanının içinde bulunduğu durum yansılıyor. Roman yazarın kendi hayatından ve Anadolu gözlemlerinden izler taşıyor. Yine bir öğretmen karakter. Refik Kara yine edebiyatımızın en değerli, en büyük romancılarından bir tanesi. Benim en sevdiğim romancıdır diyebilirim hatta. Realist bir romancı ve öykücü aynı zamanda. Memleket hikayeleri, grubat hikayeleri okumadıysanız mutlaka okuyun. Çok değerli eserler arkadaşlar. Ve Balkan Savaşları döneminde Osmanlı toplumunun içinde düştüğü durumu çok net bir şekilde yansıtan değerli bir sanatçı. Olay öykücülüğünü benimsemiş, hikayeciliği İstanbul sınırları dışına çıkarıyor. İnsanların kurnaz ve menfaatçi yönlerini yansıtıyor. Bilmemiz lazım. İstanbul'un iç yüzü, sürgün romanları, kadınlar teknesi romanları önemli. Bir de bugünün saraylısını da bilmenizi isterim. Aka Gündüz Dikmen Yıldız adlı romanında Kurtuluş Savaşı'nın konu edinen, milliyetçilik ve milli hikayeler yazan, millet sevgisi, milli mücadele ve Atatürk benzeri konularda yazan değerli bir sanatçı. Dikmen Yıldızı yine Kurtuluş Savaşı ile alakalı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Haristan ve Gülistan adlı hikayeleri önemli. Bir de Gönül Hanım adlı romanı var. Turancılık düşüncesinin işlendiği tezli bir roman. Türk tarihine ve kültürü yansıyor. Bunlar zaten milli edebiyatçı. Ebu Bekir Azim Tepeyran Küçükbaş adlı romanında hani hatırlar mısınız? Kara vardı. İlk köy roman olarak kabul ediyordu. Nabizade Nazım'ın yazdığı Tanzimat ikinci dönemde. Küçük da ikinci köy roman olarak kabul ediliyor. Bunda bilmemiz lazım. Romanda köyüne dönen Salih'in hayatı üzerinden bir Anadolu bir Orta Anadolu köyü gerçekçi ve ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Yine kişilerde tabii ki Anadolu köylüsü anlatıldığı için yöresel ağızda konuşuluyor. Konumuzu bitirdik. Sizler Sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı'ndan ve 10. E, onun sınıf Dinamo Kitabı'ndan mutlaka mutlaka buraları tekrar edin bakın arkadaşlar. Bu özetleri bizzat kendim e, hocalarımızla birlikte yazdık. Tam da işinize yarayacak en kısa anlatımları buralara verdik. Ve ardından da burada sorularımızı da verdik. İşte hatta şu tablo burada da var bakın. Hani dersimizin sonuna sakladım bu tablo. Karşılaştırma tablo burada da var. Buradan mutlaka çalışıp ardından da onun sınıf Dinamo'dan sorularınızı çözmeyi unutmayın. Bu tabloyu da burada bir kez daha özetleyip dersimizi bitiriyorum artık. Toplum için sanat anlayışı tazbat birinci dönem. Sanat için sanat anlayışı ikinci dönem. Sanat için sanat görüşü ikinci dönem. Burada da artık yine, buraya da yazalım o zaman madem. Toplum için sanat var. Niye? Çünkü yerlilik ve millilik. Cariyelik, yanlış batılaşma, görücü sülülük. Cariyelik, yanlış batılaşma, miras edilik. Burada ise hayal hakikat çatışması. Burada ise Anadolu insanı, milli mücadele, doğu batı çatışması ve Türkler. Burada e, olay akışı kesiliyor. Yani yazar olaya müdahale ediyor. Burada yazar kişinin gizliyor. Burada da gizliyor. Burada yani anahtar kelimesi ağır bir dil. Burada ise sade bir dil var. Yani pırıl pırıl bir Türkçe var. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan e, milli edebiyatçılar yeni lisan diye bir makale yeni, yepyeni bir Türkçe'yi başlatıyorlar. Buradakiler romantik. Olay, o yüzden olayın akışını kesiyorlar. Buradakiler realist ve naturalist. Buradakiler de realist ve naturalist. Buradakiler, realist, ve naturalist. Buradakiler realist arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Burada Namık Kemal ve Namet Efendi'yi, burada Recaizade'yi, burada Haliz burada Yakup Kadri ve Halide Edip adı varı. Hocanız size sorabilir, dikkat olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, ee, ödüllü sorumuzu yapın, yorumları olayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.